Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte birincisi çok tutunca, ikincisi de üretilen Xiaomi Mi Mix 2'yi inceliyoruz. Bu arada ürünü bize tedarik eden İzmir İletişim'e teşekkür edelim. Mi Mix'i ilk gördüğümüz zaman hepimiz dedik ki ha demek ki çerçevesiz telefonlarda üretilebiliyormuş ve bunlar çok şık olabiliyormuş. Bakalım Mix 2 ile Xiaomi neler yapmış. Telefonumuzun öncelikle kamerasıyla başlamak istiyorum. Mi Mix'ten 4 megapiksel geride kalıyor kameramız, yani 12 megapiksellik bir kameramız var. F2.0 diyafram değerine sahip bu kamerayla birlikte 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Ayrıca 4 yönlü optik sabitleyici de bünyesinde barındırıyor. Gönül isterdi ki arka tarafta çift kameramız olsun, ancak Mix 2'de maalesef bunu göremiyoruz. Gündüz vakti ya da bol ışıklı ortamda gayet iyi fotoğraflar çekebilen kameramız iç düşük ışığa geldiği zaman biraz sarsılıyor. Örnek fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere fotoğraflarda kumlanmayı çok net görebiliyoruz düşük ışıkta. Ön tarafta yine 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor ve bu kamera 1080p video kaydedebiliyor. Eğer ki videolarınızı Xiaomi Mi Mix 2 ile çekerseniz sesiniz aynen böyle çıkacak. Ön kameramızı kullanmak için telefonu ters çevirmemiz gerekiyor. Ön kameramız genel anlamda maalesef ki beklenen performansı karşılayamıyor arkadaşlar. Özellikle ortam biraz ışığı kaybedince çekilen fotoğraflar pek iş yapmayacak seviyeye düşüyor. Bir de selfie çekmek için ters çevirmek bir süre sonra işkence haline dönüşebiliyor. Her selfie'de tutup telefonu ters çevirmeniz lazım. Anlık bir olay vardır, onu kaçırmanıza bile sebep olabilir. Telefonun kamerasıyla ilgili söyleyeceğimiz şeyleri özetlemek gerekirse, sizin telefonda ilk baktığınız şey kameraysa bu telefonu yavaşça yere bırakmakta fayda var. Telefonun hiç kuşkusuz en önemli noktalarından birisi, yani tasarıma değinme zamanı geldi. Tasarımda dikkat çeken ilk detay, önceki Mix'te gördüğümüz ekran gövde oranını tekrar yakalayamamış olmaları. İlk telefonda %83'lük bir ekran gövde oranımız varken bu telefonda %80'e düşmüş durumda. Bunun en temel sebebi de Mix'in ekran içine gömülmüş ve bizce çok mükemmel olan arizesini bu sefer Mi Mix 2'de ekranın üstüne konumlandırılmış olması. Mix 2'de 5.9 inçlik 1080x 2160'lık bir ekran bulunuyor ve bu ekranımız Gorilla Glass 4 ile korunuyor. 6.4 inçlik tutuşu zor olan Mi Mix'e göre ekranı küçültmeleri bizce yerinde bir karar olmuş. Dört tarafı kavisli seramik gövdeyle gelen telefonun 7000 serisi alüminyum çerçevelerde korunduğunu belirtelim. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonumuzun 15.1 cm uzunluğu, 7.5 cm genişliği ve 7.7 mm'lik kalınlığı bulunuyor. Ayrıca toplam ağırlığımız 185 gram. Telefon kutu içeriğinden Android 7.1 ile birlikte geliyor. MIUI arayüz olarak kullanan telefonumuzun oldukça sade, kullanıcı dostu ve Xiaomi'nin alışılagelmiş bir arayüzüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama seçeneğini sunan telefon, aynı zamanda parmak izi okuyucusunun da arka tarafta olduğunu söyleyelim. Hafızadan bahsetmişken şunu da atlamayalım, telefona maalesef microSD kart takamıyoruz. Şimdi sıra geldi teknik detaylara. Telefon teknik özellik bakımından bizlere ciddi şeyleri vaat edebiliyor. Çağımızın en güçlü işlemcilerinden biri Snapdragon 835 ile birlikte gelen telefonumuzun grafik işlemi birimi de Adreno 540. 6 GB RAM'lik modelin yanında bir de 128 GB depolamalı ve 8 GB RAM'li özel bir serisi de bulunuyor. 6 GB RAM size yetmezse ona da yönelebilirsiniz. Teknik özellikleri genel anlamıyla bakarsak, günlük kullanımı falan bir kenara bırakalım, yüksek grafikli oyunları bile rahat rahat oynayabileceğiniz teknik detaylar diyebiliriz bunlar için. Peki telefonumuz oyun oynarken ısınıyor mu, pili ne kadar gidiyor, biraz buna bakalım. Ben de bir yandan sizlere pilden bahsedeyim. Toplamda çıkarılamayan 3400 mAh'lik bataryasıyla birlikte bir günlük normal bir telefon kullanımını rahatlıkla çıkartabiliyor Mi Mix 2. Mi Mix'ten 1000 mAh daha düşük olmasına rağmen oldukça iyi iş çıkaran pilimiz, hem daha düşük enerji tüketimi hem de daha düşük ekran boyutuyla bataryadan çok fazla ödün vermemenize sebep veriyor. Ama yine işin ucunda bir günlük bir standart kullanımı tamamlayabiliyor. Artık telefonla ilgili son sözlerimize geçebiliriz. Telefonu ortalama 2750, 3000 hatta 3500'e bile satanlar var. O civar aralığında ufak bir Google'lamayla bulabilirsiniz. Mi Mix 2 tıpkı bir önceki model gibi biraz bu işin meraklısına bir telefon diyebiliriz. Önceki telefonlara göre tasarım anlamında ilerlemişler. Teknik özellikleri de oldukça yerinde, ancak kamera tarafında bir tık günümüzün gerisinde kalıyor bizce. Burada da tabii ki de tercih sizin tamamen telefonu kullanış amacınıza kalıyor. Bunu belirtebiliriz rahatlıkla. Yani zevkler ve renkler meselesi. Arkadaşlar şuraya bir anket hazırladık. Onun cevabını verirseniz seviniriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi Mix 2'yi inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.